Bir varmış, bir yokmuş. Toprağın karardı ve ağaçların koyu mavi göğe çarpık çurpuk uzanan eller gibi göründüğü bir gecede, yalnız ve yaşlı bir adam ormanda ayaklarını sürüyerek yürüyormuş. Elinde ufak bir fener tutuyormuş. İçindeki mum giderek azalan bir ışıkla yanıyormuş. Yaşlı adam uzun sarı saçları, sararmış dişleri ve eğri büğrü tırnakları ile görülmeye değermiş. Sırtı bir un çuvalı gibi yuvarlakmış ve o kadar yaşlıymış ki derisi çenesinden, kollarından, kalçalarından saçaklar halinde sarkıyormuş. İhtiyar önce bir dalı, sonra başka bir dalı önünden çekerek ormanda yol alıyormuş. Yorulan yaşlı romatizmalı bacaklarındaki her kemik ona acı veriyormuş. Karanlıkta kendini ileri ittikçe ağaçlardaki baykuşlar eklemleriyle birlikte acı acı haykırıyormuş. Yolun ilerisinde, epeyce uzaklarda solgun ve titrek bir ışık görmüş. Bir kulübe, bir ateş, bir ev, bir dinlenme yeri. Oflaya poflaya o küçük ışığa doğru yönelmiş. Tam kapıya vardığında çok yorgun ve bitkinmiş. Küçük fenerindeki minicik ışık da sönmüş. Kapının önüne düşüp yığılıp kalmış. İçeride güzel, gürül gürül yanan bir ateşin önünde yaşlı bir peri oturuyormuş. Yaşlı peri kapı önündeki gürültüyü duyup hemen kapıya koşmuş. Kapıyı açınca yerde baygın yatan yaşlı adamı görmüş. Onu kollarına almış ve ateşin yanına taşımış. Tıpkı bir annenin çocuğunu tuttuğu gibi adamı kucağında kollarında tutmuş. Sonra sallanan sandalyesine oturmuş. Onu kucağında bir çocuk gibi ileri geri sallayan güçlü yaşlı kadın, bir çuval kemikten farksız zavallı yaşlı adama ninni gibi "Haydi, haydi, haydi, haydi" demeye başlamış. Ve onu gece boyunca sallamış. Henüz sabah değilken ama sabahın yaklaştığı bir sırada yaşlı adam giderek gençleşmeye başlamış. Öyle ki altın saçlı, uzun ve güçlü ellere ve ayaklara sahip güzel bir genç adama dönüşmüş. Yaşlı peri hala onu sallıyormuş. "Haydi, haydi, haydi, haydi." Sabah olmasına çok az bir zaman kala genç adam buğday gibi örülmüş altın saçlı, çok güzel ve çok küçük bir çocuğa dönüşmüş. Tam şafak anında yaşlı peri çocuğun güzel kafasından çok hızlı bir şekilde üç saç teli koparıp havaya doğru üflemiş. Küçük çocuk emekleyerek kucağından aşağı inmiş ve kapıya doğru ilk adımlarını atmak için ayağa kalkmış. Bir an dönüp yaşlı kadına bakmış ve yüzü ışıl ışıl bir gülümsemeyle aydınlanmış. Kendi kendine açılan kapıdan çıkıp göğe doğru uçmaya başlamış. O artık doğmak üzere göğe yükselen altın saçlı güneşmiş. Yaşlı peri gülümseyerek arkasından el sallamış, tekrar kulübesine girmiş ve akşam olunca tekrar yaşlanarak gelecek güneşi beklemeye başlamış. Bir varmış, bir yokmuş. Kuzey ülkelerinin birinde günler beyaz gökyüzünün beyaz karların altında geçermiş ve uzaklarda görünen ufak lekelerin hepsi insan, köpek ya da ayı imiş. Buralarda isteseniz de bir şey yetişmezmiş. Rüzgarlar o kadar sert esermiş ki insanlar parkalarını ve çizmelerini üzerlerinden hiç çıkarmazlarmış. Buralarda sözcükler açık havada donar ve söylenenlerin anlaşılabilmesi için konuşanın sarf ettiği cümlelerin dudaklarından çözülüp ateşte eritilmesi gerekirmiş. İşte bu topraklarda bir zamanlar bir adam yaşarmış. O kadar yalnız bir adammış ki gözyaşları yıllarca yanaklarında derin yarıklar oluşturmuş. Bu adamcağız yine de mutlu olmaya çalışırmış.
avlanırmış, tuzaklar kurarmış ve rahat uyurmuş. Kimi zaman kayığıyla sığlarda gezerken bir fok yanına yanaşırmış. O zaman bir zamanlar fokların insan olduklarına dair eski öyküleri hatırlarmış. Yanına yaklaşan fokların o akıllı, vahşi ve sevecen bakışlarına sevgiyle bakarmış. Adam bu anlarda kimi zaman öyle şiddetli bir yalnızlık acısı duyarmış ki, gözyaşları yüzündeki yıpranmış yarıklardan aşağı süzülürmüş. Bir gece ay gökyüzünde yükselirken ve denizde yüzen buz kütleleri parıldarken, karanlık iyice bastırana kadar avlanmış ama bir şey bulamamış. Birdenbire denizin ortasında büyük bir kayaya rastlamış ve keskin gözleri sayesinde bu kayanın üstünde belli belirsiz ama çok zarif hareket eden bir şeyler olduğunu fark etmiş. Yaklaşmak için yavaşça ve sessizce kürek çekmiş. Orada kocaman kayanın üstünde küçük bir grup güzel kız dans ediyormuş. Evet, o yalnız bir adammış ve belleğindekiler dışında hiç insan arkadaşı yokmuş ve orada durup onları izlemeye başlamış. Kızlar o kadar güzellermiş ki ay sütünden yapılmış varlıklara benziyorlarmış. Derileri ilkbaharda somonların üstündeki küçük gümüş benekler gibi parlıyormuş. Ayaklarıyla elleri uzun ve zarifmiş. Adam kayığında afallamış bir halde kala kalmış ve su hafif hafif sallanarak onu kayaya doğru yaklaştırmış. Artık bu muhteşem kızların gülüşlerini duyabiliyormuş. En azından gülüyor gibiymişler. Yoksa gülme sandığı bu şey kayanın kenarlarına vuran suyun sesi miymiş? Adamın şaşkınlıktan kafası karışmış. Ama göğsünün üzerinde ağırlık yapan yalnızlık bir anda çekip gitmiş ve hiç düşünmeden, sanki önceden planlanmış gibi kayanın üstüne atlayıp orada duran fok derilerinden birini almış. Bir kaya parçasının arkasına saklanmış ve fok derisini parkasının içine sokmuş. O sırada dans eden kızlardan biri o zamana kadar duyduğu en güzel sesle bağırmış. Sanki şafağa seslenen balinalar gibi ya da pınarda yuvarlanan yeni doğmuş kurtlar gibi ya da hepsinden daha güzel bir sesle bağırmış. Sonra da bir araya toplanan kızlar fok derilerini giymeye başlamışlar. Ve fok kızlar neşeli çığlıklar atarak birer birer denizin içine kayıp kaybolmuşlar. Ama biri dışında. En güzelleri ve uzunları bir aşağı bir yukarı bakıyor, fok derisini arıyor ama hiçbir yerde bulamıyormuş. Adam nedenini bilmiyormuş ama yüreklendiğini hissetmiş. Kayadan yürüyerek inerken kıza, ''Güzel kız, ben yalnız bir adamım, benim karım ol.'' diye seslenmiş. Fok kız, ''Ah, ben eşin olamam, çünkü ben ötekilerdenim, suda yaşayanlardanım.'' demiş. Adam ısrar etmiş. ''Ne olur benim karım ol, söz veriyorum. 7 yaz içinde fok derini sana geri vereceğim. O zaman sen de ister gider, istersen benimle kalırsın.'' Fok kız, adamın yüzüne uzun uzun öyle gözlerle bakmış ki asıl kökeni insanmış gibi görünmüş. İstemeye istemeye, ''Tamam, seninle geleceğim. 7 yaz sonra seninle kalıp kalmayacağıma karar vereceğim.'' demiş. Böylece fok kız yalnız adamla evlenmiş. Zamanla bir çocuklar olmuş ve adını Oğruk koymuşlar. Oğruk çevik ve besiliymiş. Annesi soğuk kış günlerinde Oğruk'a denizin altında yaşayan yaratıklara dair masallar anlatırken, babası da uzun çakısıyla beyaz taşın üstünde avladığı hayvanların derisini yüzermiş. Annesi küçük Oğruk'u yatağa yatırırken ona baca deliğinden bulutları ve onların binbir şekle girişini gösterirmiş. Ne var ki kuzgunun, kurdun ve ayının şekillerini değil, morsun, balinanın, fokun ve somunun öykülerini anlatıyormuş ona. Çünkü o bu yaratıkları tanıyormuş. Ama zaman geçtikçe güzel fok kadının vücudu kurumaya başlamış. Önce pullanmış, sonra çatlamış. Göz kapaklarının derisi soyulmaya, kafasındaki saçlar dökülmeye başlamış. Tombulluğu azalmış. Her gün hiç istemese de gözleri daha da donuklaşıyormuş. Görme duyusunu da giderek yitirdiğinden yolunu ancak el yordamıyla bulabiliyormuş. Bir gece küçük Oğruk bağırtılar yüzünden uyanmış ve içinde uyuduğu deriye korkuyla sarınmış. Bir ayı gibi kükreyen babasının annesini azarladığını duymuş.
annesi taşın üstünde yuvarlanan bir gümüş gibi ağlıyormuş. Fok kadın, 7 uzun yıl önce fok derimi sakladın ve şimdi 8. kış geliyor. Bana ait olan şeyi geri vermeni istiyorum diye ağlıyormuş. Adam, iyi de kadın, onu sana geri verseydin beni terk ederdin. Ben senin gitmeni istemiyorum. Sensiz ne yapardım bilmiyorum. Ve beni karısız, oğlanı da annesiz bırakmanı istemiyorum. Sen kötüsün diye gürlüyormuş. Adam bunu der demez hayvan derisinden yapılmış kapıyı yararak çıkmış ve gecenin içinde gözden kaybolmuş. Oruk annesini çok seviyormuş. Onu kaybetmekten korkmuş ve bu yüzden uyuyana kadar kendi kendine ağlamış. Onu sadece rüzgar uyandırabilmiş. Tuhaf bir rüzgar. Ona şöyle seslenir gibiymiş. Oruk! Oruk! Yataktan o kadar hızlı çıkmış ki parkasını ters giymiş. Çizmelerini de ancak yarı yolda çekmiş. Bol yıldızlı geceye dalarken tekrar tekrar adının çağrıldığını duyuyormuş. Oruk! Uçuruma doğru koşmuş, yukarıdan suya doğru bakmış. Orada uzaklardaki rüzgarlı denizde çok büyük, düzensiz kıllarla kaplı gümüş bir fok seçiliyormuş. Kafası kocamanmış, bıyıkları göğsüne iniyormuş ve gözleri koyu sarıymış. Oruk! Ben senin büyük babanım! Uçurumdan zorlukla inmiş, dipte kayadaki bir yarıktan ileri doğru fırlayan bir taş yığın nedeniyle tökezlemiş. Saçları buz tutmuş ve sertçe yüzünü kamçılıyormuş. Oruk! Ben senin büyük babanım! Taş yığınını güç bela dağıtmış ve altındaki şeyi iyice silkelemiş. Bu bir fok derisiymiş. Fok derisini yüzüne sarıp kokusunun içinde çekerken ruhu içinde yeni çıkmış bir yaz rüzgar gibi çırpınıyormuş. Ah! Diye bağırmış acı ve sevinçle ve deriyi tekrar yüzüne kaldırmış ve annesinin ruhu tekrar içinden geçmiş. Ah! Diye bağırmış tekrar çünkü annesine bitmeyen bir sevgiyle doluymuş. Yaşlı gümüş fokta kayarak yavaş yavaş suyun altına dalıp gözden kaybolmuş. Oruk uçurumu tırmanmış, arkasında uçuşan fok derisiyle eve doğru koşmuş. Nefes nefese içeri girmiş ve yere düşmüş. Annesi onu ve deriyi yerden kaldırmış ve her ikisi de güvende olduğu için şükranla gözlerini yummuş. Annesi fok derisini üstüne geçirmiş. Ah, hayır anne! Diye bağırmış çocuk. Çocuğu iki eliyle tutup kaldırmış, kollarının altına sıkıştırmış ve yarı koşarak, yarı tökezleyerek gürleyen denize doğru koşmuş. ''Ah hayır anne, beni bırakma!'' diye bağırarak ağlamış Oruk. Fok kadın gözlerinde müthiş sevgi dolu bir bakışla ona dönmüş. Oğlunun yüzünü ellerinin arasına almış ve tatlı nefesini onun akciğerlerine üflemiş. Bir kez, iki kez, üç kez. Sonra onu değerli bir paket gibi kollarının altına alarak denize dalmış. Aşağılara, en aşağılara, en derinlere. Fok kadın ve çocuğu suyun altında kolaylıkla nefes alıyorlarmış. Fokların su altındaki koylarına girene kadar suyun derinliklerinde var güçleriyle yüzmüşler. Orada her türden yaratık yemek yiyip şarkı söylüyor, dans ediyor ve konuşuyormuş. Gece denizden Oruk'a seslenmiş olan büyük gümüş fok, çocuğu kucaklamış ve ona torunum diye seslenmiş. Yaşlı gümüş fok, yukarıda nasıl yaşıyorsun kızım diye sormuş. Fok kadın uzaklara bakmış ve bana sahip olmak için her şeyini veren bir adamı, bir insanı incittim. Ama babacığım ona geri dönemem. Çünkü dönersen bir mahkum haline gelirim demiş. Yaşlı fok, ya çocuk ya torunum diye sormuş. Bunu öylesine bir gururla söylemiş ki sesi titremiş. Fok kadın, babacığım o geri dönmeli, burada kalamaz. Henüz burada bizimle birlikte olmasının zamanı değil demiş ve birlikte ağlamaya başlamışlar. Böylece tam 7 gün ve 7 gece geçmiş. Bu sırada fok kadının saçlarındaki ve gözlerindeki parıltı geri gelmiş. Teni güzel, koyu bir renge kavuşmuş. Görmesi düzelmiş. Vücudu tombulluğunu yeniden kazanmış ve doğru dürüst yüzmeye başlamış. Ancak Oruk'un yeryüzüne geri dönme zamanı gelmiş. O gece yaşlı büyük baba fok ve
Oruk'un güzel annesi çocuğu aralarına alarak birlikte yüzmüşler. Geri gitmişler. Geriye, yukarıya doğru, üstteki dünyaya doğru yüzmüşler. Orada Oruk'u ay ışığında yavaşça kayalık kıyıya bırakmışlar. Annesi, "Oğlum, her zaman senin yanındayım. Benim dokunduklarıma dokun. Fok ve susamurlarını gösteren taş oymalarıma dokun yeter. Sana anlattığım masalları hatırla. Şimdi kendi şarkılarını söylemen için akciğerlerine bir rüzgar üfleyeceğim." diyerek onu yüreklendirmiş ve ılık nefesini onun akciğerlerine üflemiş. Yaşlı büyük baba Fok ve kızı çocuğu bol bol öpmüşler. Sonunda istemeye istemeye ayrılmışlar ve yüzerek denize açılmışlar. Oğlana son bir kez bakmışlar ve suların altında gözden kaybolmuşlar. Ve Oruk zamanı gelmediği için orada kalmış. Aradan yıllar yıllar geçmiş, çocuk büyümüş ve çok iyi bir davulcu, şarkıcı ve öykücü olmuş. Ve söylenenlere bakılırsa bütün bunların olmasının nedeni çocukken büyük fok ruhları tarafından denize taşınmasına rağmen hayatta kalmasıymış. Onu bazen sabahın gri sisi içinde kayığını kıyıya bağlamış, bir kayanın üstüne diz çökmüş ve sık sık kıyıya yaklaşan bir dişi fokla konuşurken görürlermiş. Günün birinde fok annesi ona bir fok derisi getirmiş. Fok derisine bürünen delikanlının akciğerlerine tatlı nefesini üflemiş ve beraber suyun derinliklerine dalmışlar. Böylece Oruk bazen denizin en dibinde annesiyle, bazen de yeryüzünde babasıyla yaşamaya devam etmiş ve böylece herkes mutlu olmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar uzak ülkelerin birini yöneten, zenginliğe, gösterişe, her türlü şatafata düşkün bir kral varmış. Halkı ne kadar yoksulsa bu kral da o kadar zenginmiş. Kocaman bir sarayı varmış. Yediği önünde, yemediği arkasındaymış. Bir gün yine kral kendisine çok güzel bir pelerin diktirmiş. Bu pelerin ipekten dokunmuş, her yanı rengarenk mücevherlerle süslenmiş, kırmızı, çok güzel bir pelerinmiş. Kral pelerini giyip bir saat boyunca aynanın karşısında sağdan sola dönüp kendisini seyretmiş. Yeni peleriniyle bu kadar zarif görünmesine inanamıyormuş. Bu yeni kırmızı pelerin onu tam bir kral gibi muazzam güçlü ama aynı zamanda kibar gösteriyormuş. Halkının bu pelerinle onu görünce nasıl hayranlık duyacağını düşününce İyice kibirlenmiş, göğsü kabarmış. Ama tam o sırada bir kahkaha duymuş, soyunma odasındaymış, yalnızmış ama burada birisi kahkaha atıyormuş. Etrafına bakınmış, kimse yokmuş. Tam aynadan tekrar kendini seyre dalacakmış ki aynı kahkahayı tekrar duymuş. Kalbi korkuyla çarparak hemen koridora koşmuş. Kapıyı hızlıca açmış, sağa sola bakmış, kimse yokmuş. Sonra aynasına geri dönmüş. Aynı sesi bir daha duymuş. Ama bu sefer ses kahkaha atmıyor, konuşuyormuş. "Hey kral, sola dön, sağa dön. İstediğin halkın seni onurlandırması, sevmesi ise tamamen yanlış yönlere bakıyorsun. Yanlış sorulara yanlış cevaplar arıyorsun." demiş. Kral korkuyla odanın içine bakmış. Yatağın altına bakmış. "Yanlış yerlerde arıyorsun beni kral. Buradayım. Senin masanın üstündeyim ve beni göremiyorsun bile. Ben bu krallığın gerçek hükümdarıyım. Halk beni seviyor, bana saygı duyuyor ve benim için çalışıyor. Benim için devrime kadar giderler. Evet, bana sahip olabilmek için seni tahttan bile indirirler." Bu sözleri duyan kral iyice korkmaya başlamış ve endişeyle, "Kimsin sen, neredesin? Muhafızlarımı çağırmadan hemen ortaya çık!" diye haykırmış.
Bu arada sırılsıklam ter içinde titremeye başlamış. Gizemli ses, ''Benim ben ekmek.'' demiş. Masanın üzerindeki ekmeği gören kral rahatlamış. Bu kez gülme sırası kraldaymış. Masaya, ekmeğin önüne oturmuş. Ekmek yuvarlak, parlak ve altın rengindeymiş. Çok güzel görünüyormuş, mis gibi de kokuyormuş. Korkusu geçen, iyice rahatlayan kral, ''Demek bugün benim öğretmenim sensin. Sen, bir ekmek, bir hükümdar olmaktan ne anlarsın sen? Sen yenilmekten başka ne bilirsin ki?'' Ekmek, kralın sesindeki alaycı tonu umursamadan devam etmiş. ''İyi, sormana sevindim. Çünkü sen de iyi, halkına karşı adil ve cömert bir hükümdar olma tutkusu seziyorum. Ama bir pelerin bunu sağlayamaz. Bu yolculuk zannettiğinden çok daha zor olacak. Ekmek kadar iyi bir hükümdar olabilmek için benim geçtiğim yollardan geçmek zorundasın.'' demiş ve eklemiş. ''Bak kral, benim yolculuğum başladığında ben de senin gibiydim. Karanlıkta kaybolmuştum. Kendimi ne kadar derine gömüp dünyadan ne kadar ayrı düştüğümün farkında bile değildim. İyi ve rahat bir köşede yuvarlandığımı sansam da esasen karanlıkta çürüyordum. Toprakta uyuyan bir tohumdum. Sonra gökyüzünden düşen yağmur damlası beni buldu ve uyandırdı. Bana ulaşmak için gezdiği göklerden, dünyalardan bahsetti. Ben onu dinleyince çatladım, açıldım. O andan sonra biliyordum ki ışığa ulaşmak için her riski göze alırdım. Böylece havayı, ışığı ararken filizlendim. Yetiştim. Yol karanlıktı. Taşlara takıldım. Solucanlardan korktum. Ama körlemesine devam ettim. Ta ki toprağı yarıp ışığa kavuştuğum kutlu güne kadar. O zaman rüzgar beni selamladı. Beni vahşi bir dansa kaldırmasına izin verdim. Ne kadar dans edersem o kadar yükseldim. Uzadım. Ne kadar hareket edersem, ne kadar bırakırsam kendimi, o kadar büyüdü yüreğim. Rüzgarda dans etmek için uzun, esnek bir gövdem, altın sarısı saçlarım ve yüz yuvarlak yumuşak tohumlarım vardı. Her şeye sahip olduğumu düşünüyordum. Kendi alanımda gururlu ve uzun bir kraldım. Ne kadar kibirliydim. Bilmiyordum ki yolun daha başındaydım. Bir gün beni kesmeye geldiler. Sandım ki her şeyin sonu geldi. Dans bitmişti. Beni posamı çıkarana kadar dövdüler. Sonra değirmenin dönen yuvarlak taşlarının arasına bıraktılar. Ve o da beni sabırla ve yavaş yavaş öğüttü. Süreç tamamlandığında kendimi özgür hissettim. Altın renkli saçlarımla nasıl da gururlanmıştım. Halbuki şimdi onlarsız daha hafif hissediyordum. Bembeyaz, saf ve yumuşaktım. Artık un olmuştum. Sonra su geldi. Bu onunla ikinci buluşmamdı ve beni yine dönüştürdü. Birlikte hamur olduk. Beni tuz ve mayayla yoğurdular. Yumrukladılar. Çekiştirdiler. Sonunda dinlenmeme izin verdiklerinde yeni doğmuş bir bebek gibi yumuşak ve sıcaktım. Nihayet kendimi tamamlanmış ve kusursuz hissettim. Oysa ki hala çiğdim. Beni ateşe verdiler. Kabardım, genişledim, piştim. Tutunabildiğim ne kaldıysa hepsini en ufak zerresine kadar ateşe teslim ettim. O zaman kabuğum çatladı, yarıldım. Hamdım, piştim, yandım. İşte bu benim nasıl ekmeğe dönüştüğümün hikayesi. Beslerim ve korurum. Kendime hiçbir şey saklamam. Kendimden her şeyi veririm. Bu benliğime kavuştuğum yoldur. Seninki ne olacak tohumcuk kral? Sonraki gün hizmetçiler kralın odasında yatağın üzerinde kırmızı mücevherlerle süslü pelerini bulmuşlar. Büyük bir heyecanla sipariş ettiği muazzam pelerini. Kral hariç odada eksik hiçbir şey yokmuş. Hiçbir zaman sarayından çıkmayan, sadece ara sıra halkına sarayının balkonundan gözüken kralı hiç kimse bir daha görmemiş. Aramışlar, taramışlar, kralı sarayda bulamamışlar. Sonra bazı söylentiler çıkmış. Onun yola çıktığını söylemişler. Gökleri aramaya, ışığı aramaya, onu büyümeye, dönüşmeye ve yanmaya götürecek yola.
varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde bir oduncu varmış. Her sabah baltasını alıp odun kesmek için ormana gidermiş. Yine böyle bir gün ormana gitmiş, odun kesmeye başlamış. O gün hava herhangi bir iş yapmak için o kadar sıcakmış ki oduncu bu yüzden büyük bir elmacının gölgesine çekilmiş. Ağacın gölgesi serin ve ferahmış. Oduncu serinleyip kendine gelince hemen elmacına iltifat etmeye başlamış. "Oh elmacı, hem sen çok güzelsin hem de gölgen çok tatlı. Hava bugün o kadar sıcak ki beni serinleterek günümü gün ettin. Sana çok teşekkür ederim." demiş. Bugüne kadar birçok insan gelip gölgesinde serinlemiş, meyvesinden yemiş ama ilk kez birisi elmacına bu kadar güzel sözler söyleyip teşekkür ediyormuş. Bu iltifat ağacı öylesine etkileyip mutlu etmiş ki tüm dalları ve yaprakları zevkten kabarmaya, titremeye başlamış. Yaprakların çıkardığı sesler oduncunun kulaklarına memnuniyet veren hafif bir müzik yaratmış. Oduncu ağaca müzik için de teşekkür edince ağaç zevkten daha da çok titremiş. Ağacın memnuniyetini gören oduncu ona daha nasıl güzel iltifatlar etsem diye etrafına bakınmaya başlamış. Ve ağacın en yüksek dalında kocaman bir elma görmüş. Olgun ve sulu görünüyormuş. Acıktığını ve susadığını da hisseden oduncu bir saniye bile kaybetmeden ağaca daha fazla iltifat yağdırmaya başlamış. "Oo güzel ağaç, senin meyven de varmış. Bu nasıl bir güzellik? Kokusu havayı tatlandırıyor. Tadı görüntüsünün yarısı kadarsa eminim ormanın en büyük lezzeti olurdu." demiş. Ağaç bunu duyunca çok mutlu olup duygulanmış ve elmasını oduncunun önüne düşürmüş. Oduncu hemen meyveden kocaman bir ısırık almış. Ağzını mutlulukla şaplatmış. Meyvenin lezzetli suyunun aktığı parmaklarını yalamış ve ağaca ömründe daha önce bu kadar güzel bir elma tatmadığını söylemiş. Ağaç o kadar mutlu olmuş, o kadar mutlu olmuş ki yapraklarını zevkten titretmiş. Ve kalbi o kadar büyümüş ki gövdesindeki çatlaklar hafifçe açılarak dışarıya gökkuşağı gibi rengarenk bir ışık saçmış. Bu oduncunun merakını ateşlemiş. Çünkü insanlar arasında ağaçların kalbi hakkında birçok söylenti varmış. Ama oduncu kabuğun ötesinde gerçekten ne yattığını bilen daha önce hiç kimseyle karşılaşmamış. Böylece güzel ağacın kabuğunu okşayarak düşüncelere dalmış bir halde "Sevgili ağaç, altın ve pırlantadan bir kalbe sahip olduğun söylentileri doğru mu? Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi sadece odundan bir kalbin mi var? Şimdiye dek bir ağaç olduğun için senin odundan bir kalbin olduğuna inanmıştım. Ama gölgende oturup meyveni yedikten sonra sen de göründüğünden daha fazlası olduğuna inanmaya başladım." demiş. Bu güzel sözler elma ağacına yetmiş ve usulca kabuğunu aşağıya doğru soymaya, dallarını kanat gibi yayarak açmaya ve gövdesinin içindeki hazineyi açığa çıkarmaya başlamış. Ağacın kalbi pırlantalar, altın ve ışıl ışıl parlayan bir dolu değerli mücevherle doluymuş. Tamamen açıldığında birkaç taş yuvarlanarak ağaca tatlı sözler söyleyen oduncunun ayağına gelmiş. Ağaç kabuğunu geri kapattığında oduncu ayaklarına düşen taşları ve altın parçalarını toplayarak elma ağacına teşekkür etmiş ve mutlu bir şekilde karısına hediye etmek için hepsini eve götürmüş. O günden sonra oduncunun karısı en güzel kıyafetlerini giyerek ve göz alıcı mücevherlerle donanmış olarak gezmeye başlamış. Bu durum oduncunun karısına böyle hoş şeyler sunmaya arzulayan komşusunda kıskançlık uyandırmış. Bu yüzden oduncuya gidip nasıl böyle bir zenginliğe ulaşabildiğini sormuş. Oduncu da ona ormandaki elma ağacıyla karşılaşmasını ayrıntılarıyla anlatmış. Komşusu hiç vakit kaybetmeden doğru ağaca koşmuş ve oduncunun ona öğrettiği sözleri aynen tekrar etmiş. "Oo, güzel ağaç, ne hoş bir gölgen var. Sahiden ferahlatıcı." demiş. Ağaç biraz titrese de adamın ses tonu onu biraz şüphelendirmiş. O titrer titremez adam daha önce ezber ettiği sözleri söylemeyi sürdürmüş. Dallarınla yaptığın şu hoş müzik bir ağaç için hiç de fena değil yani." der demez bir elma ayağına düşmüş. Adam onu yerden alıp dişledikten sonra demiş. "Bu tatlı gibi, biraz da kuru. Ayrıca şu bir sürü çekirdeğe baksana. Neyse canım, ben pek meyve sevmem.
Gerçekten sevdiğim şey ağaçların kalplerini görmektir. İşte o tam bana göre. Neden açılıp içindekileri göstermiyorsun? Eminim ki onları da öbür şeylerin kadar, hatta daha da fazla beğenirim. Henüz birkaç gün önce oduncuya açılmış olan ve onun keyfini, minnetini görmekten çok mutlu olan ağaç, yavaşça ve dikkatle kabuğunu aşağıya doğru sıyırmış ve kalbini açığa çıkarmak için dallarını kanat gibi açarak germiş. Altın ve pırlantalar görünür görünmez adam. "Ver onu bana, hepsini istiyorum, o benim, hepsi, bana kalbini ver." diyerek ağacın üzerine öyle bir atlamış ki, dişleri ve pençeleriyle kalbi tırmalayıp çekiştirmeye öyle bir başlamış ki, elma ağacı yara bere içinde kalmış ve acı içinde adamın burnunu kıstırarak kabuğunu hızla kapamış. Adam elma ağacı korkudan titrerken ve incinmiş bir haldeyken geride bırakıp eli boş eve koşmuş. Ormandaki elma ağacının yarası oradan geçenlerin, ara sıra gölgesinde dinlenenlerin ve meyvesini yiyenlerin gözüne görünmemiş. Hiçbir şey değişmemiş gibiymiş. Ama görünmeyen yaralar genellikle iyileşmesi en uzun zaman alan yaralarmış. O günden sonra güzel elma ağacı bir daha asla içinde saklı olan hazineyi açığa çıkarmak için kalbini kimsenin tatlı sözlerine inanıp açmamış. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, dağların ardındaki bir köyde değirmenci ve eşi yaşarmış. Bu değirmenci çok zenginmiş, hiçbir eksiği yokmuş. Yemek yerken en lezzetli yemekleri yer, hayvanlarına en kaliteli yemlerden verirmiş. Değirmenci ve ailesi zengin bir şekilde hayatlarını sürdürürken, her ne olduysa tüm malları birer birer eksilmeye, fakir bir hale bürünmeye başlamışlar. Her sene gittikçe tüm birikimleri azalıyormuş. En sonunda sadece değirmeni kalan değirmenci çok üzgünmüş. Geceleri rahat bir şekilde uyuyamaz hale gelmiş. Uyurken bir o yana bir bu yana döner olmuş. Günlerden bir gün değirmencinin yine uykusu kaçmış. Güneş daha yeni doğuyormuş. Üzgün üzgün değirmene doğru ilerlemiş. Değirmenin yakınlarında bir göl varmış. Göle doğru bakarken bir hışırtı duymuş. İyice baktığında suyun içinden bir kadının çıktığını, saçlarının vücuduna yayıldığını görmüş. Bu kadın çok güzelmiş. Değirmenci, bu olsa olsa su perisi olur diye düşünmüş. Ama yanına gitmeye korkmuş. Su perisi ona seslenmiş. Hey değirmenci, nedir seni bu kadar hüzünlü kederli yapan? Değirmenci su perisinin tatlı sesini duyunca biraz korkusu dinmiş. Bu iyi su perilerinden birisi olmalı demiş kendi kendine. Yanına doğru yanaşarak, ''Ben eskiden çok ama çok zengindim. Sonra üzerime bir uğursuzluk geldi. Bütün malımı mülkümü kaybettim. Tek bu değirmenim kaldı.'' diye eskiden ne kadar zenginlik içerisindeyken şimdi ne hallere düştüğünü bir bir anlatmaya başlamış. Perinin tatlı bir sesle ona halini sorması tüm bunları anlatmasında etkili olmuş. Su perisi değirmenciye, ''Seni eskisinden de zengin yapabilirim.'' Ama bir karşılığı elbette olacaktır, demiş. Değirmenci ise artık yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için karşılığında ne istediğini sormuş. Peri ise, evinde doğacak olan ilk canlıyı bana getirmelisin, diye karşılık vermiş. Değirmencinin enine boyuna iyice düşünmesi gerekiyormuş. Evde kalan tek hayvanım köpeklerim ve kedilerim. Doğsa doğsa kedi yavrusu ya da köpek yavrusu doğar, diye kendi kendine düşünmüş. Karısı da hamileymiş ama daha doğuma aylar varmış. Bu teklifi kabul etmesi mantıklı gelmiş. Yavru kedi ya da yavru köpek kaybı onun için pek de önemli değilmiş. Peri, değirmencinin kendi teklifini kabul etmesinin ardından tekrar suya dalmış. Değirmenci ise eve büyük bir sevinç içinde gitmiş.
Eve vardığında karısına mutlu haberi vermek istemiş. Ama ev beklediğinden kalabalıkmış. Çünkü karısı doğum yapmış. Adam karısının erken doğum yaptığını duyunca yerle bir olmuş. Tüm dünyası başına yıkılmış. Artık bir oğlu olan adamın bu kadar üzgün olduğunu gören ailesi ve akrabası çok şaşırmış. Karısı, "Neden doğan çocuğumuza sevinmiyorsun?" diye sormuş. Değirmenci ise su perisiyle başından geçen olayları anlatmış. "Peri bana evimdeki doğan ilk canlıyı ona teslim etmem şartıyla beni tekrar zengin yapacağını söyledi. Ben nereden bilebilirdim ki evimdeki doğacak ilk canlı benim oğlum olacak? Oğlumun olacağını bilsem hiç bu teklifi kabul eder miydim?" demiş. Ne yapsam diye düşünürken akrabalarına da danışmış ama hiçbiri buna bir çözüm bulamamış. Tüm bunlar olurken değirmencinin şansı da yaver gitmeye, tüm işleri yoluna girmeye başlamış. Değirmencinin tuttuğu sanki altın oluyormuş. Bir gecede tüm kasaları para ile dolmuş. Eskisinden daha da zenginmiş. Gel gelelim zavallı değirmenci bu bolluğun tadını çıkaramıyormuş. Çünkü aklı fikri hep o su perisine vermiş olduğu sözdeymiş. Ne zaman değirmenin yakınındaki gölün yanından geçse perinin çıkıp kendisine sözünü hatırlatmasından korkuyormuş. Ayrıca oğlunu da hiç göle doğru yanaştırmıyormuş. Olur da peri onu ele geçirmesin diye hep oğlunu tembih ediyormuş. Zaman içerisinde oğlu büyümüş, evlenecek çağa gelmiş. Bir avcının yanında eğitim alarak kendisini avcı olarak yetiştirmiş. Zamanla bu avcılık alanında kendini iyice geliştirmiş ve işinde usta olmuş. Usta bir avcı olunca derebeyinin hizmetine girmiş, artık ona hizmet etmeye başlamış. Bu köyde de çok ama çok güzel bir kız yaşarmış. Bu kız ile birbirlerine karşı duygular oluşmaya başlamış. Delikanlı zaman içerisinde hislerini bu kıza belli etmeye başlamış. Efendisi ise bu delikanlıya ve genç kıza bir ev verip nişanlı yapmış. İki genç evlenip güzel bir hayat kurma ümidiyle hayata atılmışlar. Gel zaman git zaman, günlerden bir gün delikanlı bir av için güzel bir ceylanın peşine düşmüş. Ceylan çok hızlı koşuyormuş. En son ormandan çıkıp tarlalara doğru koşmaya başlamış. Ama ceylanı yakalamayı başaramamış. Hayvanı kovalarken de göle doğru yanaştığının farkına varmamış. Koşarken ter içinde kaldığı için serinlemek, elini yüzünü yıkamak için su kenarına gitmiş. Ellerini tam suya sokup iyice yıkayacakken sudan su perisi çıkarak onu kollarıyla omzundan tutarak yanına almış. Çantası ve avcı aletleri ise oracıkta kalmış. Delikanlının karısı akşam eşi eve gelmeyince endişelenmeye başlamış. Aklına kötü kötü şeyler gelmiş. Aklına gelen en kötü şey ise yıllardır anlatılan peri olayıymış. Hemen gölün yanına gitmiş. Korktuğu şey başına gelmiş. Avcı kocasının çantası ve av aletleri gölün kenarında ama kendisi yokmuş. Kendisini çok çaresiz hissetmiş. Ne yapacağını bilmiyormuş. Suya doğru seslenmiş ama gelen giden olmamış. Suyun diğer tarafına geçerek bağırmış. Su perisini çağırmış ama yine gelen giden olmamış. Kadıncağız gölün başından ayrılmak istemiyormuş. Sürekli gölün etrafında dönüp durmuş ama ortada hiçbir şey yokmuş. Çığlık atmış, ağlayarak yardım istemiş, sonunda çok yorulmuş. Suyun yanında uyuyakalmış. Derin derin uyurken rüya görmeye başlamış. Rüyasında bir ormanda iki kayalık dağın arasından geçiyormuş. Hava çok kötüymüş. Yağmur suratına doğru sert bir şekilde çarpıyor, yerdeki dikenler ayağına batıyormuş. Tepeye doğru gitmesi gerektiğini hissediyormuş. Tepeye varınca onu hiç beklemediği bir manzara karşılamış. Hava çok güzel bir hale bürünmüş. Masmavi gökyüzü ılık bir hava ile birlikte insanın yüzünü okşuyormuş. Tepeden yokuş aşağı doğru inmeye başlamış. Farklı farklı renklere sahip çiçeklere doğru yaklaşıyormuş. Orada bir ev görmüş. Yaşlı bir kadın kendisine doğru yaklaşıp bir yandan da el sallıyormuş. Dostane davranan yaşlı kadına kanı ısınmış. Bu rüyanın ardından uyandığında bu kadını bulması gerektiğine inanmış. Ne olacaksa olsun deyip yola çıkmış. Dağı bulmak için epey uğraşmış. Zor bir şekilde en tepeye ulaşmış. Tam da rüyasında gördüğü gibi oluyormuş her şey. Tepenin ardında rüyasındaki o cümbüş renkli çiçekler onu karşılamış. Tam da çiçeklerin ardından yaşlı kadın onu bekliyormuş. Yaşlı kadın, "Kızım, beni ziyarete gelenler bir uğursuzluk geçirip rüyasında beni görüp bana öyle gelirler. Söyle bakalım senin başından ne geçti?" diye sormuş.
Bunu duyan avcının karısı ağlayarak başından geçenleri yaşlı kadına birer birer anlatmış. Yaşlı kadın ise ona üzülmemesini, çünkü kendisine yardım edeceğini söylemiş. Ardından altın bir tarak uzatarak şu sözleri söylemiş. Güzel kızım, al bu altın tarağı. Dolunay gökyüzünde gözüktüğü zaman o kara saçlarını tarayıp suya uzat. Ardından tarağı suya bırak. Bakalım ne olacak? Demiş. Kadın ise tarağı alıp dolunayın gökyüzüne gelmesini beklemiş. Geldiği gece hazır bir şekilde bekliyormuş. Gölün oraya gidip yaşlı kadının dediklerini birer birer yapmış. Önce altın tarak ile saçını tarayıp saçını suya uzatmış. Ardından ise tarağı suya bırakmış ve neler olacak diye merakla beklemeye başlamış. Birdenbire sudan gürül gürül ses gelmeye başlamış. Korkuyla geri adım atmış. Tam da bu esnada kocasının kafası suyun üzerinde belirmiş. Onun sudan çıkacağını zannetmiş ama çıkmamış. Sadece üzgün bir şekilde eşine bakıyormuş ve hiç konuşmuyormuş. Suyun üzerinde oluşan bir dalga tarağı ve avcıyı tekrar suyun içerisine sokmuş. Kadın altın tarağın işe yaramadığını düşünüp çaresizce ağlayarak evine dönmüş. Üzgün bir şekilde oturduğu yerde uyuyakalmış. Rüyasında tekrardan yaşlı kadını görmüş. Sabah olunca hemen yola çıkarak yaşlı kadının yanına gitmiş. Yaşlı kadın ise tarağın işe yaramamasına üzülmüş. Ama ''Korkma kızım, bir yöntem daha var.'' demiş. Avcının eşine doğru altın bir flüt uzatarak şunları söylemiş. ''Kızım, dolunay çıktığında bu sihirli flüt ile suyun kenarında çalabildiğin en güzel şarkıyı çal. Bitince flütü suyun kenarındaki kuma bırak. Görelim bakalım sonra neler olacak.'' diye de eklemiş. Avcının karısı altın flütü alarak oradan uzaklaşmış. Yaşlı kadının dediği gibi dolunayın çıkması için uzun bir süre beklemiş. Dolunayın çıktığı gece hemen soluğu gölün kenarında almış. Çalabildiği en güzel şarkıyı çalmış. Ardından flütü suyun kenarındaki kumun üzerine bırakmış. Biraz sonra sudan bir öncekinden daha büyük bir ses duyulmuş. Bu sefer sudan sadece eşinin kafası değil bedeninin yarısı da çıkmış. Avcı kollarıyla eşine uzanmaya çalışmış. Ardından gelen bir dalga hem flütü hem de eşinin bedenini suyun içine çekmiş. Avcının eşi neredeyse ümidini kesmek üzereymiş. Sadece anlık olarak görmek onun canını çok sıkıyormuş. Sızlanarak eve gitmiş. Rüyasında ise bir kez daha yaşlı kadını görmüş. Bu sefer yine etkilenip yola çıkma kararı almış. Zorlu dağ yolunu aşıp yine o güzelliklerin olduğu tepeyi geçmiş ve ardından yaşlı kadının yanına varmış. Avcının karısı hemen olan olayları yaşlı kadına birer birer anlatmış. Yaşlı kadın derin bir iç çekmiş ve ''Kızım, son bir yol daha var ve bu sefer olacağına inanıyorum.'' demiş. Yaşlı kadın avcının eşine bu sefer altın bir çıkrık uzatarak şu sözleri söylemiş. ''Kızım, al bu altın çıkrığı. Dolunayın olduğu gece suyun başında bu çıkrık ile ip çekmeye başla.'' demiş. Kadın ise dediklerinin hepsini aklına kazımış. Dolunayın olduğu gece avcının eşi hemen suyun kenarına koşmuş. Yaşlı kadının dediklerini teker teker uygulamaya başlamış. Suyun içinden şimdiye kadarki en büyük ses çıkmış. Birden avcı sudan karaya doğru fırlamış. Yere karısının yanına düşmüş. Ayağa kalkıp hemen kaçmaları gerekiyormuş. Çünkü kocaman dev bir dalga geliyormuş. Gölün suyu kabararak taşmaya, çevrelerini sarmaya başlamış. El ele tutuşup koşmaya başlamışlar. O zaman genç karı koca artık öleceklerini anlamışlar. Çaresizlik içinde kadın avazı çıktığı kadar bağırarak tepedeki nineyi imdada çağırmaya başlamış. O anda göz açıp kapayana dek avcıyla karısı biri yeşil öbürü kara iki kurbağaya dönüşmüşler. O sırada su perisi sudan başını çıkarmış ve öfkeyle ''Ayrı düşesiniz ve birbirinizi bir daha hiç hatırlayamayasınız!'' diye bağırmış. Kurbağaya dönüşen karı kocayı o sırada ayaklarının diblerine kadar ulaşan sel suları boğamamış ama birbirinden ayırarak ta uzaklara sürüklemiş. Sel çekilip de yeşil ve kara kurbağa toprağa ayak basınca yine insan biçimlerine dönmüşler. Ama birbirlerinin nerede olduklarından haberleri yokmuş. İkisi de onların ülkelerine ilişkin hiçbir şey bilmeyen yabancı insanların arasına düşmüşler. Onları yüce dağlar, derin vadiler birbirinden ayırıyormuş.
Bundan sonra ikisi de başka yerlerde hayatlarını koyun çobanlığı yaparak kazanmaya başlamışlar ve birbirlerini hiç hatırlamadan uzun yıllar geçirmişler. Derken bir bahar mevsiminde dalların ilk meyvelerini vermeye başladığı sırada bir rastlantıyla ikisi de sürülerini aynı çayra doğru gütmeye başlamışlar. Adam uzak bir tepenin üzerinde bir sürü görünce o tarafa doğru ilerlemiş. Kadın da aşağı vadide gördüğü sürüye doğru inmiş. Böylece vadide bir araya gelmişler. Ama önce birbirlerini tanıyamamışlar. Yine de bir can yoldaşı buldukları için sevinmişler. O günden sonra sürülerini birlikte gütmeye başlamışlar. Gerçi pek konuşmuyorlarmış ama yine de bir arada olmak içlerine bir huzur veriyormuş. Bir akşam dolunayın ufuktan yükseldiği sırada genç adam flütünü çıkararak tatlı, hüzünlü bir melodi çalmaya başlamış. Bu flüt yaşlı kadının daha önce kıza verdiği sihirli flütmüş. Su perisinin yaptığı büyü sihirli flütün sesiyle bir anda bozulmaya başlamış. Delikanlı biraz sonra yanındaki kadının usul usul ağladığını görünce şaşırarak ''Ne oldu, neden ağlıyorsun?'' diye sormuş. Kadın ''Heyhat, bu flütün sesi aklıma neler getirmiyor ki? Hatırlıyorum. O gecede aynen böyle dolunay vardı. Kıyıda durup flütümü çaldığımda sevgili eşim suların arasından gözükmüştü. Sonra da flüt ile birlikte tekrar suların içinde kaybolmuştu.'' diyerek içini çekmiş. Genç adam karşısındaki kadına baka kalmış. O anda gözlerinden sanki bir bulut sıyrılmış. Artık sevgili eşini tanıyabiliyormuş. Aynı anda kadın da kocasını tanımış. Her şeyi olduğu gibi ikisi de birdenbire hatırlamışlar. Mutluluk gözyaşları döküp ağlayarak birbirlerine sarılmışlar. Ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalları uyduranın başına, biri bu masalları anlatanın başına, birisi de bu masalları dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.